Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Can'la beraber FSP'nin powerbanklerini inceleyeceğiz. Daha önce biz güç kaynakları üzerine çok yoğunlaşmıştık. Şimdi ona bir ara veriyoruz. Powerbank de güncel bir yine konu aslında. Yine güç kaynağı. Yine güç kaynağı. Aslında Türkçesi itibariyle ama taşınabilir. Evet, taşınabilir. 3 tane ayrı modelden söz edeceğiz bugün. Şimdi kapasitelerden tabii 3 ayrı modelin farkı o. En önemli farkı 5200'den başlayacağız. 10.400'ümüz var, 7.800 mAh'ımız var. Aynen öyle. Siyah olan 10.400. Murat abi, üzerinde yazan amper değerini tutturmakta birçok firmanın zorlanmadığı bir gündeyiz. Çünkü hani bunların hepsinin içerisinde kullanılan pil kimyası lityum polimer. Evet. Esasında bakıldığı zaman lityum polimerle bir kapasite, yani temel kapasiteyi tutturmak çok da zor değil. Esas mesele bundan hızlı amper çekebilmek. Zaten Can, şöyle bir şey var. Bir sürü miliamper değeri var. Ama bir bakıyorsunuz fiyatlar çok acayip farklı. Çok ya, bu nasıl olabiliyor? Boyutlar da farklı. Evet. Biri 10.400 miliamper, işte böyle briket gibi bir şey yapmış. Atsanız adamın kafası yarılır. Öbürü yapıyor incecik. Ya ama değil mi? Aynı miliamper değerinde olunca. Aynı pil tabii. Hı. Aynı pil üstelik. Nasıl aynı pil? Bu pillerin esasında çok ciddi farkı birbirleri arasında kapasite değil, C değeridir. Hı. Amper verebilme, anlık akım çekebilme değeridir. Hı. Siz 10.400 miliamperlik bir pil aldığınız zaman tamam, işte kalın kocaman pilli tabletinizi de şarj edebilmek istersiniz. Fakat o tabletin pilini şarj edebilmek için yüksek amper çıkışına ihtiyacınız olur. Bunun gibi 1500 miliamperlik dandik pili, hı, hepsi şarj eder ama büyük şeyi, bilgisayarı, tableti diğerleri edemiyor. Ancak yüksek kapasiteli piller şarj edebiliyor. Hmm. Bu ikisinin arasındaki fark tıpkı akü farkı gibi. Motosiklet aküsü de 12 volttur. Otomobil aküsü de sıvı aküde 12 volttur. Voltaj aynı ama amper değeri inanılmaz farklı. Esasında bu birazcık ona benziyor. Hmm. Peki elimizdeki ürünler 3 kapasitede ama bazı karakteristik özellikleri aynı. Mesela hepsinde 2 tane çıkış görüyoruz. Yani 2 cihazı aynı anda şarj edebiliyorlar. Evet. Üstelik işte bu büyük modellerde anlık 3.9 ampere kadar, yani 2.4 bir çıkıştan, 1.5 amper de diğer çıkıştan çekebilme özelliği var. Yani 2 yüksek kapasiteli cihazı aynı anda şarj edebilmek demek bu. Firma o konuda çok iddialı konuşuyor. Hani ya bu gücü veren başka hani rakibimiz pek yok diyorlar. Sen ne diyorsun? Bu hakikaten ayırıcı bir özellik mi? Kesinlikle. Verilen her kuruşa değer bu özellik için. Özellikle de zaten aranıp istenmesi gereken parametre bu olmalı. Kapasiteden ziyade, yani kapasite veya marka burada mesele değil çünkü bunların hepsinin pili fason. Tabii pili Samsung'dan geliyor. Samsung'dan veya Panasonic'ten veya başka ismi lazım olmayan üreticilerden. Samsung'un veya Panasonic'in birkaç kalite düşük üretimlerinden, ki çünkü bu kimyasal bir reaksiyon pilin üretimi. Hı. Hepsi aynı mükemmellikte çıkmıyor. Bu diğerleri de zaten geri dönüştürmeye gerek yok. Çalışan pil ama yüksek kapasite vermiyor. Veriyorlar piyasaya. Ana fabrikanın yan ürünleri olarak farklı damgalarda görüyoruz. Samsung'un hakikaten kaliteli pilini kullanmışlar. Verebildiği yüksek çıkış da herhangi cihazınızı, büyük pilli tabletlerinizi dahi şarj edebilmek mümkün. Hmm. Ve kapasite değeri de doğru. Hakikaten yani 10.400 mAh var bunun içerisinde. Bu önemli. Peki şöyle söyleyeyim o zaman. Buna dikkat etmeden aldığım, ucuz diye aldığım bir powerbank var diyelim. Tableti bağlayınca ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Hı. Oradan alacaksın. Etmez şarj. Çünkü tabletin ihtiyacı olan amperi çekemez pilden. Küçük telefonları, küçük aksesuarları şarj edersiniz. USB'den şarj olan herhangi bir aleti. MP3 çalardır, şeydir. Peki ikinci soru. Bilekliktir. Şarj edebiliyorum. Peki şarj süresini nasıl etkiliyor? Yani hızlı şarj mı ediyor, yavaş mı şarj ediyor? O da bağlı. Powerbank alacağım. Powerbank onu etkiliyor mu? Taktığınız alet yeteri kadar amper çekebilecek düzeyde ise onun şarj süresini doğrudan etkiler. Hı. 2 amperlik çıkışla 2.5 amperlik çıkışın arasında ciddi fark var. Şarj dolum süresi 2.5 amperde çok daha kısa sürecek. Ama şu da var. Esas farkı biz, bu pillerin ömrü vardır. Evet. Kullanım ömrü. Kimyasal reaksiyon olduğu için sonuç itibariyle elektriği tutar, boşalır, tutar, boşalır. Her defasında aynı miktarda elektrik depolayamaz. Hmm. Özellikle düşük kapasiteli pillerde, düşük amper çıkışı olan pillerde bu yıpranmanın etkisi uzun kullanımlarda daha sık görülür. Yani 10.400 mAh olarak aldığınız kalın pil, yüksek amper çıkışı verebilen pil, 2 sene sonra da 10.000 mAh'ı tutturabiliyorken, işinizi görüyorken, incecik, düşük C değeri sunan pil 7.000-8.000 de kalabilir. Anladım. Daha bile aşağı düşebilir. Bu süper detay bir bilgi. Ben bunu şimdi çarşıya çıktığımda nasıl anlayacağım? Gözle anlamak mümkün. Uyanıp da bu kadar büyük, iri şeye kötü pil koymazlarsa
marka referans. Hmm. Üzerinde yazan teknik bilgiler referans. Yani güç çıkışı verebildiği maksimum amperaja bakmak lazım. 2,5 amper bir USB gözünden, diğer gözden de yine 1,5 amper, 2.4 birinden, 1,5 amper öbüründen verebiliyor olması çok iddialı bir rakam. Bu ve benzeri değerleri aramaları lazım. Hı hı. Orada işte senin dediğin gibi markanın sözüne güveneceğiz o zaman. Yani çünkü kutunun üstünde bunu yazıyorlar bir defa. Tabii. Ya şöyle var mı da bilmiyorum ama bunları yazmayan da var mıdır? İlla ki kesin bir yerlerin sağda solda vardır ama biz bu değerleri öncelikle okuyacağız kutunun üzerinde. Ya bu içindekiler gibi. Satın aldığınız krakerin, cipsin, bilmem neyin, abur cuburun üzerinde yazanlara ne kadar güveniyorsanız buna da o kadar güvenebilirsiniz. Daha ötesinde bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Peki ama sen ne yaptın tabii ki de? Burada bırakmadın, test ettin bunların üçünü de, değil mi? Şimdi nelerle karşılaştık? Önce bir defa test platformumuz şuydu. O ve bu. Senin iPhone'un. iPhone 5 değil mi? Hmm, 5S. 5S. Bu da Z5. 2900 mAh pil var. Benim için piller önemli. Bunda 1,5, bunda 3 amperlik pil var. İddialarını doğru diyorlar, karşılıyorlar. Hı. Yani ben bunları daha tam yapmadım yani. Tam kullanım moduna sokmadım. Biliyorsunuz daha evvel pil bölümlerimizde de anlatmıştık. Modelcilikteki pil bölümlerinde. Aynı pil kimyası. Tam kapasiteye ulaşması için bunu pik voltaja kadar şarj edip yarıya kadar boşaltıp bir daha şarj edip bir daha boşaltıp bunu 5 defa 6 defa tekrarladıktan sonra tam kapasite dolabiliyorlar. Onun öncesinde maksimum kapasiteyi vermiyor kimyası gereği. İlk kullanımlarda da sonuna kadar bitirmemek lazım bunu. Fakat işte biz test ürünü olduğu için sonuna kadar bitirdik. Ya güç çekerek bitirmediğimizden dolayı pile zarar vermiyoruz. Aksi takdirde eğer bunu elektrik motoruna veya hakikaten amper sınırını zorlayacak büyük bir cihaza bağlı bitirseydik ilk başta pilin ömründen 500 kullanım vaat ediliyorsa onu bir 400-350'ye çekebilirdik. Satın alacak arkadaşların bunu da dikkate almalarını tavsiye ederim. İddialarını tutturuyorlar. Yani hakikaten kutunun üzerinde yazan değerleri yaklaşık aldım ben de sonuçlar aldım. Ne kadar, aldım. Kaç defa şarj ettin? 5200 mAh'lik bu dostumuz. Bunu bir kere şarj ediyor. Tabii. Devamında da yarıya kadar dolduruyor. Bütün pilin amperini cihaza aktaramazsınız. Arada bunun içerisinde de olduğu için, bir dönüşüm olduğu için kendi hem pilinin şarj cihazı var, hem de pilden bağladığınız cihazı şarj eden şarj cihazı var bunun içerisinde. İki tane farklı şarj cihazı var. Bunların verim kaybı da söz konusu. Kullanırken bir miktar ısınırlar. Dolayısıyla da elektrik kaybıdır. Dolayısıyla 5200'ün, bütün 5200'ünü alamazsınız. Cihazınıza verebildiği ama bunun hakikaten bir 4500'lüğü var içerisinde. Bu iyi bir rakam. Evet. Daha verimsizleri de var. Piyasada birçok modelde tabii, verimsiz şeyler demek ki görüyoruz. Senin bu anlattığından şunu anlayacağız. İhtiyacın biraz üstünü almakta fayda var değil mi? Tabii. Hayal kuran. Bir de telefonları biz test için sonuna kadar bitirip öldürüp ondan sonra takıyoruz. Normal kullanımda bunu takıp konuşmaya devam eden insanlar var. Tabii. Kablosuyla gezen. Yani var. Bunun esprisi küçük olması. Kolay taşınması. Evet, tabii şimdi o noktada olay biraz daha kişisel beklentiye giriyor. Eğer çanta taşımak adetinizse üzerinizde bulundurmayacaksınız yükleri. Yani çantayı da eşek ölüsü gibi ağır hale getirmenin çok mantıklı olduğunu düşünebiliyorsanız, içine sindirebiliyorsanız büyük batarya almakta her zaman fayda var. Orası öyle. Ama tişörtle pantolonla dışarı çıkınca elinizde bu olmaz. Olmuyor. Bunlara geçtiğimiz zaman ama zaten gerçi bak bu ufak olmasına rağmen iki çıkış destekliyor ama burada biraz da o kullanımın söz konusu. Yani bundan belki biz aynı anda iki telefon ya da bir tablet bir telefon şarj edeceğiz. Evet. Bu kullanım için ne diyorsun? Sonuç ne çıktı? Yani ben iki farklı ürünü aynı anda şarj edebildim ama kaç defa ikisini şarj ettiğimi ölçmedim. Yok bir tanesinde yani yaptığın testte ne çıktı? Mesela Z5'i kaç defa doldurdun? Şeyde nedir? 7800'dü değil mi bunun amperi? Bunu da iki defa şarj ettim. Bir kere de az şarj ettim. 10400'lükte de 3'ü tamamlayamadım. Onda da iki defa şarj ettim. Üçüncüde %80 civarında kaldım. Bunlar çok iyi rakamlar. Olarak karşılıyor. İkisini bağlayıp ikisini aynı anda yapmayı denemedim. Şarj etmeyi denemedim. Onun şeyini bilahare deneriz. Onun senaryosu o. Başlarsan durmaz zaten. Çalıştırmaya başladığı zaman zaten telefonu biz hepsini öldürüp kapatıp şarj ediyorum ben. Testte o şekilde yaptığımın bir kere daha altını çizeyim. Kullanım esnasında azalacaktır. Şarj kapasitesi azalacaktır. Yani bununla iki defa şarj edebilirler anca. Kullanırken. Bir daha yapmazlar. Baktığım zaman 7800-10400 arasında çok büyük bir boy farkı yok aslında.
Yani ve hani fiyatlara bakıyorum. Fiyat olarak da çok fazla bir fark yok. Ben sana söyleyeyim. Bunlar seri bağlı değil, paralel bağlı içindeki piller. Bunda ikili batarya var, bunda üçlü. İçinde kendi ve bağlandığı cihazı şarj edebilen şarj aletini de taşıdığı için onun da hacmini düştüğümüz zaman kaportadan aslında gayet makul. Yani bunda 2 birim pil var, bunda 3 birim pil var esasında. Çok da farklı değil. Ha şimdi bu noktada tercih ederken daha evvelki programlarda zaten hatırlayan arkadaşlarımız olacaktır. Yoksa da biraz araştırıp bulabilirler. Benim uzaktan kumandalı model ekipmanıyla hazırladığım kendimin kullandığı pillerim vardı. Demin iki defa söyledim. Bu aletlerin kendi şarj aletleri var bünyelerinde dahili. Bir de bağlandıkları cihazı şarj ettikleri alet var. Kendileri uzun sürede doluyor. Yani evet, 10.400'lük bataryayı alıp tamam kullanayım diyorsunuz ama 10.400'lük bataryayı bir şarj etmek saatler sürüyor. Ona da hazırlıklı olsunlar o zaman. İşte ben model helikopter pilini 300 Euro'luk şarj aletine bağlayarak yarım saatte doldurabiliyorum. Ondan sonra tekrar sonuna kadar kullanıyorum ama hem maliyet çok artıyor hem de ayrı şarj istasyonu var. İşte onun güç kaynağı var falan. Uzun hikaye yani. Hobisi olmayan adamın yapacağı iş değil. Ama bu pillerin kullanıcısını da küçük olanı tercih etmekte akıllarına bulunduracakları şey. Hani sık sık şarj etmeleri gerekebilirse şarja takıp da unutmak zorunda kalmayacakları pil olacak. Yani onu eve gelince bırakacaksın şarja, sabah uyanınca dolu bir şekilde alacaksın. Bunları büyüklerini söylüyorum. İşte bu bir sorumluluk olarak kullanım bilinci. Birçok insan o zaman üşeniyor. Pilin içinde üçte bir canı kaldıysa uzun yola çıkacaksa yapmıyor aman alayım gideyim diyor. Sonra mağdur oluyor. Tabii. Ama bunu sürekli şarj ediyorlar. Bak fiyatları da söyleyeyim sana. 5200'ün fiyatı 130 lira KDV dahil. 7800'ün fiyatı 150 lira. Bir 10.400'e çıktın mı 174. Yani aradaki fiyat farkı bence 10.400 ile 7.800 arasındaki fiyat farkı... Bir kere farkı, daha tekrar edelim. 130 lira. Evet 130, 150, 175. 175. Yani. Evet 175. Yani şey bence hani şu ikisinden birini tercih edecek olsam ben almışken 10.400'ü almayı tercih ederim. Çünkü zaten bunu 10 defa almayacağım. Peki sence bu şey... Ya bu arada şeyleri söyleyelim. Bunlarda power supply'larda söylediğimiz voltaj korumaları vesaireleri de var. Tabii. Ama yine de takıp da kendinden şarj edemeyin diye kısa kablo koymuşlar içine. üstünde göstergesi var buradan anlayabilirsin. Evet. Çok sade bir yapısı var. Bunu ben daha çok hoşuma gitti. Çünkü dediğim gibi orada bir ihtiyaç fazlalığı durumu... Renk alternatifleri konusunda bir malumatınız var mı? Bunlar sadece. Anladım. Şu an piyasada satılıyorlar bu arada onu söyleyeyim. Ben olsam hani iki cihaz şarj edeceksem 10.400'de karar kılarım. 7.800 alacaksam da hani genelde tek cihazı şarj ediyorsam. Ama toplam işte 2.4 birinden 1.5 öbüründen 3.9 amperlik güç çıkışını ikisi birden sunabiliyor. İkisi birden sunuyor. İkisinde de zaten Samsung onaylı batarya var. Yani Samsung'un üzerine kendi markasını vurmaktan gocunmadığı üretimi batarya var. O güzel bir şey. Evet. Yani bu ikisinden dediğin gibi küçük olan da tercih edilebilir. Şöyle daha çabuk şarj oluyor. Ha daha çabuk şarj oluyor. Doğru söyledin. Yani sık sık çok uzun süre uyumuyorsa veya evinde kısa süre vakit geçiren insan için, otelde kısa süre vakit geçirecek insan için bu çok daha kullanışlı olur. Evet, onu hep düşünmek lazım. Biz hep çünkü diğer ucunu düşünüyoruz. Benim telefonum kaç dakikada şarj ama kendisi de şarj olacak. Aynen öyle. Evet, ufak yani yanına almak için de istersen 5200'ü tercih edebilirsin. ya da buna kırmızı şöyle, çizgisiyle tek bir sportif hafif. Evet, onu biraz öyle yapmışlar. Bunlarda daha az tasarım kaygısı var o anlamda. Çünkü bunlar birazcık şey, yanında almayacaksın ya masada duracak bunlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Şarj kabloları da içinden çıkıyor zaten. Çıkıyor, kısa boylu. Biz gösterdik. Evet. Peki Can, teşekkürler sana. Estağfurullah. Üçünün de, çünkü o doldur boşaltlar saatler sürüyor. Biliyorum bunun nasıl bir işkence olduğunu. Evet, ben de geçirdikleri sürede iki haftayı buldu. Evet. Başka türlü olmuyor Can. Tabii, titiz. Peki, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.